Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Subnautica Below Zero'ya. Şimdi, nerede kaldık? En son kendimize tarayıcı yaptık. Deniz altı, yani su altı motorunu yaptık. Oh be. Şimdi birazcık karaya çıkacağız ve ne yapacağız biliyor musunuz? Radyo kulesini bulmaya çalışacağız. Radyo kulesini nerede arayacağımızı bilmiyorum açıkçası ama şu tarafa doğru gidelim bakalım. En yakındaki kara burası gibi duruyor şu an bana. Tedarik deposu varmış yakınlarda. Aha, burada. Güzel, orayı bir uğrayalım. Ablamızla beraber. Bunun üstüne ben zıplayarak çıkamayabilirim. Evet, çıkamam. Ama suyun altından şöyle gitsek hızlıca. Çok özlemişim bu oyunu ya. Selam. Aynen, sizden oksijen alıyorduk. Hatırladım. Haritayı bir kapatalım. Güzel olmuş harita. Güncellenmiş hali. Ve fakat görüşümü bazen engelleyebiliyor. O yüzden biz zaten gideceğimiz yer belliyken onlarla çok uğraşmasak da olur. Şuradan bir hemen kuarsımızı alalım. Bu nedir? Bakıra benziyor bakalım. Sen nesin? Oo, güzel besin öbeği. Acil durumlar için saklayabiliriz bunu. Burada bir şey var. Hop, yavaş. Hemen tarayalım. Maden algılayıcı parçası. İyiymiş. Maden algılayıcı. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway. Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Tamam. Bir yandan konuşmayı okumaya çalıştım ama bir yandan gözüm oksijende. Yani çok güzel bir hava var. Hiçbir şey görmüyoruz. Kesinlikle bizim bir an önce bir karaya çıkmamız lazım. Işığı açalım artık. Şimdi altı motor parçası zaten biliyorsunuz var ama titanyum için ben bunu taramak istiyorum. Tuz. Tuz da alalım. Burada tuz var. Bunlarla etlerimizi kurutabiliriz. Balıklarımızı falan. Yaratık yumurtası. Yaratık yumurtası olduğuna göre yakınlarda bir yaratık da olması lazım. Umarım tehlikeli bir arkadaşla karşılaşmayız. Fırtına geçmiş mi dışarıda? Pek değil, bayağı sis var buralarda. Hava bir berraklaşsa, dışarıyı rahat görsek. SOS sinyali. Üç kısa, üç uzun. Aynen öyle. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. 100 metre derinlikte yer belli değil. Acil durum deposuna zaten gittik. 100 metre derinlikte. Neyse bakalım. Aha.
Maymun. Elimizden bu aleti almasın, valla çok pis kovalarım kendisini. Öyle böyle değil. Buradan oksijen alıyorduk değil mi? Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Aynen, şu an 100 metrenin altına çok inmeyelim. Tüpümüz yeterli değil. Valla boğulup kalırız aşağıda, bir anda oksijenimiz biter. O yüzden hava eğer düzeldiyse... Düzelmemiş. Her taraf buharlı buharlı. Biraz daha gezelim bakalım. Etrafta biraz kaynak toplamaya çalışalım. Seni alayım. Şu suyumuz var ama o suyu hemen kullanmak istemiyorum açıkçası. Şuradaydı. Tarayıcım var. Yani ekstra kaçırdığımız bir şey var mı diye bir gözden geçireyim istedim. Yokmuş. Şu balığı hemen bir halledelim bozulmadan. Orada belki güneş doğar. Sel kayıt, bir saniye, günlük kredisi. Yardım çağrısına benzer sesler aldım. Kim ya da ne yardım istiyor ki? İnsan sesi değil, belki de mimar kalıntılarından geliyordur. Sam'in arkadaşı iletisinde burada önemli bir şey olduğunu söylemişti. Akıllı su canlılarından gelen bir taklit olsa bile büyük bir keşif olabilir. Ya da Altera'dan geliyorsa Sam'e olanlarla ilgisi olabilir. Kesinlikle bulmalıyım. Buzda yaşam kılavuzu. Sam'in mesajı, şunları bir okuyalım. Robin, bil bakalım ne oldu? İşi aldım. 45-46 B'ye gidiyorum. Artık mekanik uçan amfibi gerçek dünya koşullarına göre geliştirebileceğim. Dinle, Altera'ya karşı duruşunu biliyorum ama umarım kardeşinin mutlu olması sana yeter. Umarım kız kardeşin mutludur. Tekrar konuşmamızı dört gözle bekliyorum. Senden bir şey isteyeceğim. Ben yokken Augie'ye bakar mısın? Küçük patatesime bakması için güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Patates, dinle. Denedim ama bu at pek yakışmadı. O benim küçük Augstrobitim. Nişastalığı yumru takma atlarını sana bırakıyorum. Neyse, evet diyorsan teşekkürler küçük kardeşim. Seni seviyorum. 45-46 B'den Robin'e. Yanıt ver Robin. Hahaha diye gülmüş. Eski zaman uzay gezgini oynadığımız zamanını hatırlıyor musun? Bu da öyle bir şey ama iletişim kurması daha zor. Pekala bakalım. Son mesajını aldım. Altera senin belirttiğin gibi beni alt etmiyor. İşler iyi gidiyor. Projemin yeni bir adı var. Mekanik uçan amfibiye veda et ve casus penguenime merhaba de. Yaratıkları taklit etmeleri için eğitiyoruz. Fotoğrafa bak. Ve sanırım biriyle görüşüyorum. Biliyorum bir sevgili bulmak benim tarzım değil gibi. Özellikle de ıssız sulu bir gezegende ama aslında ne var biliyor musun? Bu söylediğimi unut. Evet, büyük olasılıkla gerçek bir şey değil. Aman her neyse. Xenoworks'un maddi sorunlar yaşadığını duyduğuma üzüldüm. Yine de seni hala Xeno işlerle meşgul ediyorlar gibi geliyor. Bir uzaylı bilinç bulma girişiminin başarılı olmasını garanti etmenin bir yolu olmadığını biliyorum ama sen buna çok şey kattın. Umarım devam etmenin bir yolunu bulurlar. Araştırma üzerinde kontrole sahip olduğun küçük bir yerde çalışmanın senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Pekala, gitmem gerek. Sonra görüşürüz küçük kardeş. Seviliyorsun. Her bölümü şöyle 2-2 okuyalım bunlardan çünkü bayağı uzun sürecektir. O resmimiz burada. Penguen. Şimdi. Herhalde artık güneş doğmuştur. Ben balık pişirecektim. Evet, unutmadım. Aslında unuttum. Baktırmayın. Evet. Şu taraflara gideceğiz. Balığı pişirelim. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Besin. Senden su elde edelim. Başka balık var mıydı yanında? Pişirebilecek yoktu. Peki burada yeni bir şey
Maden algılayıcı yapabiliriz aslında. Tarifi tamamen öğrenmişiz çünkü. Aa, tarifi yenile diye bir şey var. Çok güzel. Eskiden yoktu sanki bu. Pil yapmamız gerekiyor bunun için. Cam buradan yapabiliyoruz. Pil... Burada da bitkisi gerekecek yine. Tek pil mi lazım? Tek pil lazım. Bakır, tel. Pil için hem pil için bakır hem... tamam. İki tane bakır madenine ihtiyacımız var. Bir de şu kauçuk. Garip. Bitkilerden. Kauçuk değil de işte su... Neyse, adını hatırlayamadım yine, unuttum. Az önce baktım, yine unuttum, evet. Ama o bitkilerden lazım. Her neyse, biz şu tarafa bir bakalım. Bay bay bay. Tıklıyorlar. Merhaba. Penguen. Saldırgan mısınız acaba? Eskiden değildiniz ama. Muhtemelen seni alırsam saldırgan olurlar. Yavrularını alabiliyoruz. Seni koyalım. Bayağı tatlı tipler ya. Beğendim. Her neyse, biz devam edelim. Buralardan çıkabileceğimiz bir yer, bir mağara gibi bir şey var sanki bunun arkasında ama. Yok. Görünmez duvar var, bu taraftan geçemiyoruz. O halde... Bu taraflara doğru ilerleyelim. Buradan çıkış var. Çıkış yolu. Çok iyi. Kar. Kar alabiliyoruz. Bundan herhalde su elde ediyoruzdur. Yoksa karı ne yapacağım acaba? Tabii hava çok fena şu an. Şu ısıtan bitkiler ya da termal vesaire bulursam kendi adıma sevineceğim. Hah, bitkilerden burada var. Bunlara çok yaklaşırsak yakıyor tabi. Müthiş. Oksijen yerine burada sıcaklıkla poşetlememiz gerekiyor. Kar. Bir şey zannettim ben de. Evet, buraları bir gezelim bakalım. İlginç nelerle karşılaşacağız. Haydi haydi haydi. Yakma beni. Çok iyi değil mi ya? UFO gibi. UFO bitkisi. Aha. Benim iniş yaptığım alet değil mi ya? Aynı yere girip döndüm. Sanki. Ben bundan inmiştim. O zaman etrafa biraz bakalım. Donmuş bir şelale var sanki. İşaret bir şey. Lazım olabilir. Alalım. Su. Bunları hiç kontrol etmedik düştükten sonra. İyi oldu, buralarda bir şeyler varmış. Hiç de söylemiyorsunuz yorumlarda. Oralarda loot var. İndiğin yere geri dön. Bunları al falan. Hiç diyen yok. Ama bizden kaçar mı? Kaçmaz. Şaka yapıyorum bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim, ben ilk bölümde bu bölümü aynı gün çekiyorum. Zaten yazdıysanız görmedim henüz. Çünkü dediğim gibi yarın meşgulüm, o yüzden birazcık stok yapacağım videoları. Bizimki bayağı üşümeye başladı. Donmadan benim o stand çiçeklere ulaşmam lazım. Ateş ısıtmaz değil mi bizi? Ha, ısıtıyor valla. Şahane. Bu tarafta da bir şey yok ama şurada resim bloğu var. Bir şey yok burada. Şurayı bir merak ettim, bakacağım. Rengi farklı, hani dolmuş su gibi görünüyor. Çok güzel değil mi ya buralar? Ama burası bize pek bir şey vermedi. Yani loot aldık, evet. Tamam, buna hiçbir sözüm yok.
Ama gitmemiz gereken yere doğru gitmedik. Burada yol ayrımı vardı. Oradan bir bakacağım. Altından geçsem senin. Teşekkür ederim. Hoppa. Şurası mıydı? Aynen. Bakalım buralarda neler var. Ya görev çok açıkçası umurumda değil şu an. Nasıl ya? Deminden şimdi mi geldim? Buradan yol mu varmış şu an yere? Müthiş. Resmen aynı yere geri geldik. Üzüldüm. Yani yeni bir şeyler keşfetmek istiyorum. Görevi illaki yapacağız. Ama önce gitmediğimiz yerlere bir gidelim. Değişik bir şeyler buluruz belki. Şu nedir? Nerede kar? Buradan bir geçiş yok. Geçen gün bir radyo kulesinden bahsediyorlardı. Ve görmemem mümkün değil diyordu ama açıkçası göremiyorum. Bakalım biraz bu taraflara ilerleyelim. Sonuçta etrafta çok fazla adacık var. Göklerde bir şeyler var. Bunlar nedir? Buz anemonu yüreği. Alalım. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ama. İki tane aldım dursun bakarız. Hava bozmaya başlıyor maalesef. Sen desin ya. Evet, değişik değişik yaratıklarla karşılaşmaya başladık sonunda. Bu maden bulma zımbırığını bir yapabilirsem güzel olacak. Üstüne çıksak. Daha farklı bir yerleri görebilir miyiz? Tam şu karşıda bir ada gibi bir şey var. Oraya bir gidelim ya. Pilimiz de var hazır. Merak ettim açıkçası orayı. Aha, elektrik var burada. Çarpılır mıyız sizce? Bu nedir? Selam gençler. Ben geldim. Burada merdiven var ya. Kasmaya gerek yok. Merdiveni kullan. Hadi bakalım bu neymiş? Bu yine bizim şey değil mi ya? Aynen maden algılayıcı. Bir tane yumruğumuzu alalım o zaman. Kahve makinesi var. Masayı tarayalım. Seek Suyumuz var canım içeriz. O sıkıntı değil. Bolca suyumuz var. Vital signs İşaret şey yine. Var mı ki? Besme Bey envanter dolu. Olur mu öyle şey ya? Hemen bir Besme Bey'ini yiyelim.
Anladım. Sen nesin acaba? Boy ölçme makinesi. Yani burası ilginç. Belki zaman içerisinde hani görevimiz bizi buraya getirecek ve bir şeyler yapacak olabiliriz burada. Erken gelmiş olabilirim. Şu an pek bir işimize yaramıyor. Hop hop hipotermi. Yok öyle bir şey. Isınırız hemen suda. Şimdi yavaştan dönelim o zaman geriye. Biraz bakır madeni falan varsa etrafta şu yeni cihazımızı yapmaya çalışalım. Onları toplayalım giderken. Şurada var. Ama envanter dolu. Envanteri bir şekilde boşaltmam lazım. Şu işaret çiçekleri çok fazla ya. Bunu bırak. Al. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oksijen tazeleyebileceğimiz çok fazla bitki var bu seferki oyunda gördüğüm kadarıyla. Ha o. Maymun. Abi bir gün alacak o elinden bu aleti ama. Kar topu, çok fazla kar topum var. Neden bu kadar kar topuyla geziyorum? Bir tane dursun. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hadi çıkalım. Evet. Burada var. Bakır iki tane ihtiyacım vardı yanlış hatırlamıyorsam ama. Sanırım evet, üç tane bakırımız oldu. Yetiyor. Diğer eksiklerimizi tamamlarsak bir tane pil yapacağız. Bir tane bakır tel yapacağız. Başka neler vardı? Tam hatırlamıyorum ama bakalım. Şuradan değil, buradan bakır telimizi yapalım. Pil için şey gerekiyordu. Kurdele bitkisi. Bundan alacağım. Sen değil. Donanımdan da bir şey yapmayacağız. Donanımda başka bir şey var mı işimize yarayacak? Yok. Pusula belki. Kablolama seti biraz uğraştırır. Silikon kauçuğumuz sanki vardı. Neyle yapılıyordu silikon kauçuk? Şeyle, yosun tohumuyla mıydı? Evet, su yosunu salkım bir tane. Tamam, şimdi şuraya bir fazla eşyalarımızı bırakalım. Tuz çökertileri koy. Varsa ihtiyacım yok. Kurşun gerekmiyor. İşaret çiçeklerini bu kadar ne yapacaksam. Yaratık yumurtalarını koy. Yer kaplıyor boşuna. Ha, bunlar da yenebiliyor. Onun dışında şu an için bir zarar bir şeyini bulamadık. Bunları bırakalım. Tamam, bunlar dursun şimdilik. Yani bayağı bir susuzluk gideriyor. Kar topu ne yapıyor bilmiyorum dediğim gibi. Kar topu fırlatabiliyoruz sanırım. O kadar. Kurdele bitkisi. Şimdi bize kurdele bitkisi gerekiyor. O da derinlerde çıkıyordu. İki tane kurdele bitkisi, bir tane yosun salkımı. Yosun salkımı şurada var. Bir tane yeterli. Kurdele bitkisi. Kurdele bitkisi. Ah, sağlık yine. Yarık marık yok mu ya? İçine girip bakabileceğimiz. Heh, burada var. Bir. Yetmez. Peki bunlar bozulan şeyler mi? Bozulmuyorlar. O zaman gelmişken şunu da alayım. Nasıl güzel parlıyor böyle. Her neyse. Fazladan bir tane kurdele bitkimiz var. Bir tane olması hiçbir işimize yaramayacak tabii ama. Oksijen.
Sensin oksijen. Şimdi buradan hemen bir silikon kauçuk. Buradan filimizi yapalım. Buradan da evet, maden algılayıcı. The mineral detector can sniff out raw materials, potentially saving you hundreds of hours of searching. Çok güzel değil mi? Sağ tuşta seçiyoruz. Kireç taşı, gümüş madeni, altın, galena oluşumu, kuvars, parça. Parça işimize yarayabilir bak. Hemen bir deneyelim şunu. Neyle kullanıyoruz? Sol tuş. Bunu. O zaten arıyor galiba. Bizim bir şey yapmamız gerekmiyor sanki. Deneyelim. Daha rahat bulacak bir şeyle deneyelim. Yer mercanı değil. Titanium arasın mesela, bulacak mı? Aranıyor diyor. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Arıyor ama bulamıyor. Buralarda hiç yok mu gerçekten titanyum? Oksijen. Deneyeceğiz. Tamam, başka bir şey. Kurşun değil. Kireç taşı öbeği. Bunu daha rahat bulursun. Tamam. Titanyum. Mesela burada var. Ha, üstünde şimdi gösteriyor. Yeşil yeşil yanıyor. Yani beklediğimden daha kullanışsız çıktı açıkçası. Yakınına geldiğiniz zaman sadece şey yapıyor ama fena değil. Yani giderken yine elinizde bu olursa. Galena oluşumu dediği neymiş? Buralarda olduğunu söylüyor. Bu mu? Evet. Quartz, parça. Parça varmış buralarda. Yokmuş. Yani heveslendim, var zannettim. Buradan da bir yüzeye çıkalım tekrar. Yani, su üstüne çıktığım zaman, satıha çıktığım zaman her seferinde oyun beni şaşırtıyor. Farklı farklı renkler. Oyunumuzu da aldık. Çok derinden de bir ses çıkartıyor bir şey bu zaman. Bip 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 diye ama çok zor duyuyorsun. Hani konuşurken büyük ihtimal ben onu duymam. Üstünde bir ışığı da var. Arada hani gözümüzün orada olmasında yarar var diye düşünüyorum o yüzden. Ama işe yarayacaktır yani. Çok pil harcıyor durduk yere sürekli elimizde. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi hazır pil yapıp o şekilde de bekleyebilirim ki öyle yapacağım. Hazırda pilimiz olsun bir tane. Cama hala ihtiyaç duymuyorum. Yeni bir şeyler hala çıkmadı. Çok amaçlı onarım aleti tüm ortamlarda işlevsel. Yani kristal sülfür bulup bunu da yapabiliriz bir noktada. İşaret fişeğini de çok kullanacağımı zannetmiyorum ama yanımızda bir sürü var. Onları bir noktada kullanıp atarız artık. Her neyse. Bu bölüm birazcık sakin geçti diyebiliriz ama maden arama cihazımızı yaptık en azından. Artık aksiyonları önümüzdeki bölüme saklayalım. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir aksilik olmazsa yarın yeni bölümü yayınlayacağım. Eğer aksilik olursa bir sonraki gün sizle beraber olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.